İzleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu hafta Tekirdağ'ın 102. kurtuluş yıldırımı ile ilgili meydanlardayız. Bugün burada kortej yürüyüş yapıp vatandaşlar bugün anlamıyla ilgili bu güzel günün, özel bir günün anlamıyla ilgili yürüyüş yapacaklar. Kortej olayını izleyeceğiz hep beraber. Bizi sevmeye devam edin. Muhteşem bir kalabalık, vatandaşlar balkonlarına el sallıyorlar. İlçe'ye bir de başkanı Sinan Paşa'da onlara el sallıyor. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir güzellik. Kortej devam ediyor. Kortej yürüyüşü başladı. Bizim gibi Ulu Andiyar Mustafa Kırat Türk'ün kullanmış olduğu araba hemen yanımda. Öne doğru devam ediyoruz. Kortej monitör böyle devam ediyor. Evet, sevgili izleyiciler, Cumhuriyet'in 102. Tekirdağ'ın İşmaniçka ailemden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Örkenli bir şekilde şu an kortej yürüyüşü başladı. Yavaş yavaş. Ve devam ediyor. Devamı daha yavaş. Yavaş olduğunuz gibi hemen yanımda Zeynep Türk bayrağı. Onun önünde ise öğrenciler dilemalarıyla. Evet. Muharip Gazi Devrimi şu an yanımda. Devam ediyoruz. Kortej devam ediyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şu an kortej meydana geldi. Buradan toplanacaklar. Yavaş yavaş başladı. Doğru rakması devam ediyor. Bir saniye daha.
arkasındaysa, onun arkasındaysa, Ulanca Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili resmi ve demiş olduğu araba, tarihi arabayı görüyorsunuz. Gel. Thank you.
sıra. Manevi huzuruna saygı duyuyorum. Zuhat Hocam. Olay tutmamış. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, bayraklarla saldırıyor. Her taraf kırmızı beyaz. Gördüğünüz gibi muhteşem, muhteşem görüntüler var aşağıya doğru. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir görüntü sevgili izleyiciler. Aldın mı? Sim dağlarında tekrarını kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları destek yazdım. Bugün ben yorulmasın. Hoş geldiniz.
Devam ediyor. Sık adam kahvaltı geliyor. Bak yolda kalıyorlar. Yağmurlu bir hava, fazla bekletmeyeyim sizi, hemen başlayayım. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım, Baro Başkanım, ikisim değerli Sanayi Belediye Başkanım, İlçe Kadın Kolları Başkanlarım, Sivil Toplum değerli başkanları, Gazi Babalarım, değerli Süleyman Paşalılar, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, 13 Kasım Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunu 102. yıl dönümü kutladığımız ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandırdığımız bu anlamlı günde sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tekirdağ'ın kahraman evlatları ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisiyle dolu yüreğindeki zafer inancıyla bu toprakları düşman işgalinden kurtarmış, bizlere özgür bir vatan bırakmak için büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Kurtuluşumuz yalnızca bir şehrin düşman işgalinden arındırılması değil,
aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun gücünün ne kadar büyük olduğunu kanıtlamaktadır. İşgale direnen atalarımız her türlü zorluğa göğüs gererek bizlere bağımsız bir vatan bırakmış, kendi irademizle özgürlüğümüzü koruma kararlılığımızı tüm dünyaya göstermiştir. Bugün ve anlamlı günde başta ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Bizler atalarımızın fedakarlıkları sayesinde bugün bu güzel topraklarda bağımsız bir ülkenin vatandaşları olarak gururla yaşıyoruz. Ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Ve onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize burada bu meydanda söz veriyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Ben de bir Tekirdağlı olarak, buranın çocuğu olarak, Üç Kemaller Diyarı'nda vatan şairimiz Namık Kemal'in heykelinin önünde Mustafa Kemal Atatürk'e ilham olmuş yazılarıyla ona da saygılarımızı sunalım. Tekirdağlı olmak bizim için büyük bir onur. Namık Kemal'le aynı memleketin çocuğu olmak da büyük oluruz. Yağmur başlayacak. Fazla sizleri tutmayayım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Süleyman Paşa ama biz Tekirdağlıyız. Bir türlü alışamadık hala Süleyman Paşalıyız demeye. Buranın çocuğuyuz. O yüzden Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşuna inşallah 103'ü, 104'ü, 105'i ömür boyunca da kutlayacağız. Düşmandan temizledik. İçerideki düşmanları da temizlediğimiz zaman memleketimiz tertemiz olacak inşallah. Hep beraber her şey çok güzel olacak diyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlar herkese. Konuşmalarından dolayı Belediye Başkanı Sayın Volkan Manlı'ya teşekkür ederim. Muhteşem bir kalabalık var. Vatandaşlar coşku içerisinde. Alabildiğine, alabildiğinin gücü var. Bağlı Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. İnsanlar balkondan alkış alamıyor. Seyirciler yorulduğumuz gibi muhteşem bir, muhteşem bir kalabalık. Tamamen trafiğe kapatılmış bir hale. Tren seslerini duyuyorsunuz. Thank you.
Bahçede bir kalabalık. Alabildiğine, alabildiğine. Yol koyakaya devam et. Kapatmış bir ağda. Çocuk, genç, yaşlı, ihtiyar hepsi. Burada korkacağız diyor. Yaptıkları boydan boya insan dolu. Ellerinde Türk bayrakları, yer yer kırmızı beyaz. Muhteşem bir görüntü var sevgili izleyiciler. Evet, evet sevgili izleyiciler, duyduğunuz gibi orası Millet Caddesi. Ben yanlış söyledim, olacak değil. Millet Caddesi olarak geçiyorum. Yapmış olduk bu arada. Arkadan muhteşem bir görüntü, muhteşem bir görüntü. Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programının daha sonuna geldik. Bu haftaki programda Tekirdağ'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşku içinde kutladık. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.